Merhaba arkadaşlar, DZ Genel Sağlık Rehberine hoş geldiniz. DZ tür olarak hayatta kalma simülasyonu olduğu için sağlık sistemi bildiğimiz oyunlardan biraz daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Karakterinizin sağlığını etkileyen birden fazla faktör vardır. Bunlardan başlıcaları kan, sağlık, susuzluk, açlık ve mide kapasitesidir. Her ne kadar karakterinizin sağlığını açlık ve susuzluk dolaylı yoldan etkilese de bu rehberde karakterinizin kan ve sağlık değerleri üzerine konuşacağım. Çünkü karakterinizin ölümünü ve hayatta kalmasını kan ve sağlık durumunuz belirler. Açlık, susuzluk ve mide kapasitesine dair rehber de önümüzdeki günlerde kanalımda bulabilirsiniz. Unutmayın ki oyun alfa olduğu için bu videodaki tüm bilgiler değişime maruz kalabilir. Sözü daha fazla uzatmadan kan ile başlayalım. Karakterinizin toplam kan değeri 5000'dir ve bunu çeşitli yollarla kaybedebilirsiniz. Bunlardan biri karakterinize ateş açıldığı zaman gerçekleşir. Karakterinizin vücudunda mermi isabet ettiği takdirde var olan kanınızın bir bölümü azalır ve kanamaya başlarsınız. Ayrıca tüm balta, sopa ve benzeri tüm yakın dövüş silahlarının yanı sıra yumruklanmak ve zombi tarafından saldırıya uğramak da karakterin kan kaybına neden olur. Bunların dışında karakteriniz hastalanırsa ve tedavi edilmezse de kan kaybı yaşayabilirsiniz. Karakterinizdeki açlık ve susuzluk tehlikeli boyutlara ulaştığında da hızlı bir şekilde kan kaybetmeye başlarsınız. Son olarak vücudunuzun herhangi bir noktasındaki kanama karakterinizin kan kaybına neden olur. Karakteriniz kan kaybettikçe oyundaki renkler solmaya başlar. Diğer oyunlarda karakterinizin kan seviyesini çeşitli şekil ve sayılarla görebilirken DayZ'de sadece renklerin solması ile fark edebilirsiniz. Renklerin solması düşük kan seviyeniz olduğunu işaret eder ve kan kaybetmeye devam ederseniz belli bir seviyeden sonra oyunu siyah beyaz oynamaya başlarsınız. Fakat bu geçiş süreci yavaş olduğu takdirde renklerinizin solup solmadığını fark etmekte güçlük çekebilirsiniz. Özet olarak renkleriniz ne kadar solgunsa karakterinizin kan seviyesi o kadar düşüktür. Tüm kanınızı kaybetseniz dahi ölmezsiniz. Sizi öldüren kan kaybı değildir. En azından doğrudan bir etkisi yoktur. Kan kaybından doğan bilinç kaybı daima karakterinizin kan seviyesi 500'ün altına indiğinde gerçekleşir. Kan kaybından bilincinizi yitirdiğinizde ancak bir başkasının yardımı ile tekrar sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Bazılarınızın kan kaybı yaşamadan, oyundaki renkler solmadan karakterinizin bilincini kaybettiğini söylediğini duyar gibiyim. Bu durum, karakterinizin sadece kan kaybı ile değil, henüz size bahsetmediğim başka bir faktörden kaynaklanmaktadır. Buna şok faktörü diyoruz. Şok, oyunda doğrudan ölçemediğiniz ama etkisini gözlemleyebildiğiniz bir etmendir. Her hasar aldığınızda şok değeriniz belli bir miktar artar. Eğer şok değeriniz kan seviyenizin üzerine çıkarsa, karakteriniz yine bilincini yitirir. Siz savaşırken, şok seviyeniz arka planda aktif bir şekilde işler. Karakteriniz çalışma esnasında hasar aldıkça, bilincinizi yitirmeye daha da yaklaşırsınız. Başınız, şok hasarına karşı çok dayanıksız bir bölgedir. Eğer başınızı şok hasarından koruyan bir kask takmıyorsanız, başınıza aldığınız 3 yumruk darbesiyle karakteriniz yere yalıp bilincini yitirebilir. Korumasız bir başa alınan 3 yumruk, kan seviyesi tamamen dolu olan birinin bilincini yitirmesi için yeterlidir. Şok sonucu bayıldıysanız ve kanamanız yoksa, bu durumdan çok hızlı bir şekilde iyileşebilirsiniz. Bu süre zarfı içerisinde yüklü miktarda hasar almaya devam ederseniz, şok seviyeniz inmeyeceği için daha uzun süre baygın kalabilirsiniz. Şok seviyesi, kan seviyesini geçtiği için bayılan bir arkadaşınıza efinefrin ya da defibrilatör uygulayarak vücudundaki şok seviyesini düşürebilir ve tekrar bilincine kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Kan seviyemiz düştüğünde neler olduğunu anlatmıştım. Şimdi de düşen kan seviyemizi nasıl yükseltebiliriz ondan bahsedeyim. İlk olarak kanın kendi doğal yenilenmesi vardır. Bu durum yemek ve su ile ilişkili olduğundan çok da ayrıntılı halini açlık, susuzluk ve mide kapasitesini anlattığım rehber videoda bulabilirsiniz. Ama ayrıca birazdan bununla ilgili kısaca bilgi vereceğim. İkincisi, bir başka oyuncu size kan nakli yani blood bag IV ya da serum yani salim bag IV uygulayarak kan seviyenizi yükseltebilir. Bunları kendi kendinize uygulayamazsınız. Mutlaka bir başkasının uygulaması gerekmektedir ve tedavi tamamlandığında da eşyalar tek kullanımlık olduğundan yok olur. Serumlar, karakterinizin toplam kan miktarının onda biri olan 500 kan eklerken, bir kan torbası kan nakliyle karakterinize 1000 kan kazandırabilir.
Fakat kan naklinde alıcının da donörün de kan grubunun uyumlu olması gerekmektedir. Serum, oyun içinde hazır bir şekilde bulunabilirken gerekli malzemeleri bulup birleştirdiğiniz takdirde de elde edebilirsiniz. Serum yapabilmek için bir adet IV Start Kit ve bir adet Salim Bag gerekmektedir. İkisi de envanterinizde birer slot yer kaplar. Her iki eşyanın da kullanılabilir durumda olduğunu varsayarsak, bunların bir diğeriyle birleştirdiğiniz takdirde serum yani Salim Bag IV elde etmiş olursunuz. Daha önce de dediğim gibi serumu oyunda hazır olarak bulmanız mümkündür. Hastaneler, sağlık merkezleri, askeri ve sivil binalarda bulunabilir. Serumu bir başkasında kullanmak için onu elinize alın, uygulayacağınız kişiye doğru dönün ve mouse'unuzun tekerleği ile yukarı aşağı yaparak serumu uygula eylemini bulunca F tuşu ile uygulayın. Kan naklinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, kan verinin ve kan alan kişinin kan gruplarının uyuşmasıdır. Karakterler her spawn oluşunda yeni bir kan grubuna sahip olurlar. O yüzden karakterinizin kan grubunu biliyor olsanız bile, eğer karakter ile ölür ve yeniden doğarsanız, kan grubunuz da değişecektir. Şans eseri bir önceki karakterinizle aynı kan grubuna da sahip olabilirsiniz ama bu oldukça düşük bir ihtimaldir. Kan grubu uyuşmayan kan nakillerinde kanı alan kişi 3 dakika içinde ölür ve bunun önüne geçilemez. O yüzden kan testi seti ile donör de alıcı da kan gruplarının uyuştuğundan emin olmalıdır. Sıfır negatif kan grubu genel donördür, yani genel vericidir. Herkese kan verebilir fakat yalnızca sıfır negatif kan naklini kabul eder. AB pozitif ise genel alıcıdır ve tüm kan gruplarından kan alabilir. Fakat AB pozitif kan grubuna ait bir oyuncudan alınan kan yalnızca aynı kan grubundaki bir başka oyuncu tarafından kullanılabilir. Eğer kan grupları ile ilgili tablo kafanızı karıştırdıysa ve ezberlemekte zorlanıyorsanız serum tedavisini daha çok tercih edebilirsiniz. Kan testi seti yani blood test kit oyunda çoğunlukla hastanelerde ve sağlık merkezlerinde bulunmaktadır. Bununla birlikte askeri ve sivil binalarda da nadiren bulunabilirler. Envanterinizde bir slotluk yer kaplar. Kan testi setini kendinize ya da hedefinizdeki kişiye yanına giderek uygulayabilirsiniz ve kan grubunu öğrenebilirsiniz. Kan torbası envanterinizde bir slotluk yer kaplar ve elinize alıp kendi kanınızı ya da bir başkasının kanını içine depolayabilirsiniz. Çoğunlukla hastanelerde ve sağlık merkezlerinde bulacağınız kan torbası, askeri ve sivil binalarda da nadiren bulunmakla birlikte İlk yardım çantasında da standart olarak bulunmaktadır. Kan torbasına kanı depoladıktan sonra IV Start Kit ile birleştirerek Blood Bag IV'ye dönüştürebilir ve kan nakli için hazır hale getirebilirsiniz. Blood Bag IV'nin kullanımı da Salim Bag IV yani serum kullanımı gibidir. Blood Bag IV'yi elinize alın ve uygulamak istediğiniz kişiyi hedef aldıktan sonra mouse'unuzun tekerleği ile yukarı aşağı yaparak Blood Bag IV'yi uygula eylemini bulun ve F tuşuna basın. DayZ'de sağlığımızı doğrudan etkileyen kan ile ilgili bildiğim her şeyi aktardım. Bu da rehberi yarıladığımız anlamına geliyor. Şimdi sırada diğer yarısında. Sağlık. Sağlık faktörünü daha rahat anlamanız açısından rehberin bundan sonraki bölümünde sağlık yerine health diyeceğim. Karakterinizin 5000 kanı olduğunu söylemiştim. Bunun dışında karakterinizin 5000'de health'i vardır. Health, anlaması biraz karmaşık bir mekaniğe sahip gibi gelse de bunu anlatırken olabildiğince basitleştirmeye çalışacağım. Tüm kanınızı kaybetmiş olsanız dahi ölmezsiniz. Bilincinizi yitirirsiniz ama ölmezsiniz. Sizi öldürecek olan şey health'inizi sıfırlamak zorundadır. Kan kaybınızın ne seviyede olduğunu oyun içinde ancak renklerin solgunluğu ve canlılığı ile anlıyorsak health'imizin durumunu nereden anlayacağız? Bu sorunun cevabı ekranın netliği ve bulanıklığıdır. Ekranınız ne kadar bulanıksa sağlığınız da o kadar düşük seviyededir ve kan seviyenizi yükseltmeden asla health'inizi yükseltemezsiniz. Health ve kan seviyeniz paralel olarak inip çıkmaz. İkisi birbirinden ayrıdır fakat health'inizdeki düşüş sebeplerinden biri hariç hepsi kan kaybetme nedenleriyle aynıdır. Vurulduğunuzda, zombi saldırdığında, yakın dövüş silahlarıyla saldırıya uğradığınızda, hasta olduğunuzda, açlık ve susuzluk çektiğinizde health'iniz düşer. Sadece kanama, health'i etkileyen unsurlardan biri değildir. Asla karıştırılmamalıdır ki, kan kaybındaki renk solgunluğu ile health kaybındaki görüntü bulanıklığı tamamen farklı şeylerdir. 5000 health'teyken görüntünüzde herhangi bir bulanıklık olmaz. Her şey oldukça keskin ve nettir. Etraftaki küçük nesneler bile rahatlıkla seçilebilir.
Tabii bu durum oyunun video ayarlarıyla kişiden kişiye değişebilir. 4000 Hz'deyken görüntüdeki o keskinlik kaybolur ve nesnelerin köşeleri daha yumuşak bir görünüm kazanır. Sanki video ayarlarından çözünürlüğü düşürmüşsünüz gibidir. Oyunun içindeki yazı ve tabelaları okumakta da güçlük çekebilirsiniz. Uzaktaki bir hedefi vurmakta zorlanabilirsiniz. Ama bunun dışında çevrenizdeki çoğu şeyi öğüt edebilir, yönünüzü kolaylıkla bulabilirsiniz. 3000 Hz'de küçük nesneler birer silüete dönüşür ve duyulması zorlaşabilir. Derinlik algısında bozulmalar yaşayabilir, bir binanın içindeki mobilyaları göremeyip çarpabilirsiniz. 2000 Hz'e düştüğünüzde oyuncularla zombileri ayırt etmekte zorlanabilirsiniz. Ayrıca derinlik algınızı tamamen kaybedip yön bulmakta çok zor anlar yaşayabilirsiniz. Dünyaya artık buğulu bir camın arkasından bakıyor gibisiniz. 1000 Hz'deyken yakın mesafeden bile kamuflajlı bir oyuncuyu ayırt edemezsiniz. Açık alanda dolaşabilmek için bir başka oyuncunun yardımına ihtiyacınız olacaktır. Tüm renkler ve şekiller birbirine girer. 0 Hz'de ekran kararır ve ölürsünüz. Bunların hiçbirini yaşamadan öldüğünüzü söyleyebilirsiniz. Bu durum oyun içi video ayarlarınızda post prosesin kapalı ya da açık olması ile ilişkilidir. Post prosesi kapamak bilgisayarınızda performans artışına neden olabilir. Bu, özellikle orta halli bir bilgisayar için oldukça makul bir seçenektir. Ayrıca oyun içinde görüşünüzün engellenmemesi için bulanıklığı tamamen kapatmak isteyebilirsiniz. Fakat bunu yaparken mutlaka şunu göz önünde bulundurmalısınız. Ekranın bulanıklığı, health seviyenizi gösteren yegane belirtidir. Bunu kapattığınız takdirde, health'inizin hangi seviyede olduğunu kapatmış olursunuz. Health'inizi ancak ve ancak doğal yollarla geri kazanabilirsiniz. Bunun için karakterinizin healthy yani sağlıklı duruma gelmesi gerekmektedir. Sağlıklı konuma gelebilmeniz için karakterinizin en az 20 dakika tokluk ve su seviyesinin yüksek olması gerekmektedir. Bununla ilgili ayrıntılı olarak başka bir rehber videosunu konuşacağız. Fakat bu videonun odak noktasından şaşmamak adına karakterinizin sağlıklı hale getirebilmek için yemek ve su seviyeleriyle ilgili bu kadarını bilmeniz yeterlidir. Karakteriniz susamadan ve acıkmadan düzenli olarak su ve yemek tüketirseniz 20 dakika içinde sağlıklı konuma gelirsiniz. Karakteriniz health durumuna geldiğinde 5000 health'e ulaşmışsınız demektir. Tüm yaralarınız iyileşmiş, tüm hastalıkları yenmişsiniz demektir. Ama sakın unutmayın, health durumu kan seviyenizle ilişkilendirilemez. Düşük kan seviyesinde olup health durumuna olabilirsiniz. Ama korkmayın, health durumdayken karakteriniz daha hızlı kan yediler. Eğer health durumuna gelmek için elinizden geleni yaptıysanız ama health'iniz düşük seviyede ise karakter pencerenizde healing yazar. Yani iyileşiyorsunuz demektir. Fakat healing olabilmesi için karakterinizin kan seviyesinin 5000 olması gerekiyor. Kanı doldurmadan health'i dolduramazsınız. Ama health'i doldurmadan, biraz önce anlattığım yolları kullanarak kanı doldurabilirsiniz. Healing durumundayken saniyede bir health kazanırsınız. Son olarak bu rehberde neler öğrendiğimizi kısaca özetleyelim. Kan ve sağlık, yani health, karakterinizin fiziksel durumunu belirleyen iki ana faktördür. İkisi birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan iki mekanik olsa bile birbirinden ayrı olduklarını unutmayın. İkisi de oyun içinde görsel efektlerle oyuncuya gösterilir. Kan kaybettikçe oyunun renkleri solmaya başlar. Eğer health'iniz düşerse görüntünüzdeki netlik bozulur ve buğulaşır. Kan seviyeniz 500'ün altına düştüğünde karakteriniz yere yığılır ve bilincini yitirir. Bu karakterinizin anında öldürmez. Health'inizin tamamını kaybettiğinizde ölürsünüz. Kanınızı yapay yollardan geri kazanabilirsiniz. Bunun iki yolu vardır. Serum ve kan nakli. Kanınız doğal yollardan da yenilenir. Bunun için karakterinizin iyileşmekte olduğunu belirten healing ya da sağlıklı olduğunu belirten health durumuna gelmeniz gerekmektedir. Health ise yapay yollardan geri kazanılamaz. Sadece doğal yollardan geri kazanılabilir ve kan seviyeniz en üst düzeyde olması gerekir. Şunu da hatırlatmakta fayda var ki karakteriniz hasar aldıkça gizli olan şok seviyeniz de artar ve eğer şok seviyesi kan seviyenizi geçerse yere yığılır, bilincinizi yitirirsiniz. Health için hazırlamanız gereken nokta da post process ekran ayarlarından kaparsanız, karakteriniz sağlığına dair herhangi bir şey göremeyebilirsiniz ve karakterinizin yaraları da bu yüzden iyileşemeyebilir. Umarım bu sağlık rehberiyle DayZ'de siz ve arkadaşlarınız artık daha uzun süre hayatta kalabilirsiniz. Rehber hoşunuza gittiyse beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, yeni rehber ve oyun içi videolarını takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Ben Koneril, görüşmek üzere, hoşça kalın.